Bayağıdır yeni bir at bulamıyordum arkadaşlar. Bu defa güzel bir at bulduğumu düşünüyorum. Ama üzgünüm ki Arap atı değil. Artık Arap atı yok sanırım zaten. Tesadüfen yine gezerken haritanın uçsuz bucaksız köşelerinde böyle Karadeniz'i andıran, bizim memleketi andıran bir ortamda güzel bir at buldum arkadaşlar. Bugün sizlere onu göstereceğim. Önce göstermeden önce tabii ki videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım ki devamı gelsin. Evet, bu en sonki Arap atımız zaten. Biliyorsunuz. Bunu nasıl alacağınızı göstermiştim. Şimdi bakalım atımız duruyor mu ama. Böyle geziyordum arkadaşlar. Gezerken. Böyle tabii ben bir yandan da dürbünümü alırım. Dürbünümü de alır ki öyle gezerim. Şöyle etrafı kesiyordum böyle. Sağa sola bakıyorum. Hani keşifçiyim ben. Ne buluyorsam size de onu yansıtmaya çalışıyorum. Buralara falan geldim arkadaşlar. Tamam mı? Buraları gezdim derken. Aha. Burada bir tane bir şey buldum. O da ne öyle Allah'ım? Çok güzel böyle renkli. Böyle tenha bir yerde. Kimsenin olmadığı bir yerde bir at. Bak, incelemedim bile sizin için. Endülüs atıymış. Fil dişi renkli. Çok ilginç bir at. Yani hızı falan çok yüksek değil ama böyle nadir bulunan güzel renkli hoş bir ata benziyor. Anam, bir tane de tavşan. Kara kuyruklu kırt tavşan. Neyse, o bizim için önemli değil. Endülüs atı varmış arkadaşlar burada. Şimdi bu atı nasıl yakalayacağız bakalım. Yakalayabilecek miyiz? Şimdi halatımız burada. Atın yanına yavaşça gideyim ben de. Halatsız gideceğim ya da ya. Şöyle yavaş yavaş gidelim. At yakalamak bizim işimiz. Bu oyunda en iyi atları biz yakalıyoruz. Hello. Easy kızım. Bir şey yok. Kız mı erkek mi bu? Dur bakayım. Sakin ol. Oğlum mu diyeyim, kızım mı diyeyim, ben bilemedim şu an. Bir saniye. Şöyle bir yaklaşalım, okşayalım. Okşayalım atımızı. Şimdi binelim. İşte bu. Şimdi bu tepinecek. Tepin yavrum, tepin. Ana, lan orada uçurum, orada değil. Hayır. Heh, tamam. Tamam, sıkıntı yok. Düzelttim. Oy, sakin. Tamam, bu kadar. Şu an oy, renkli gözlü falan yani. Mike'ın ata da benziyor sanki, gözleri falan böyle. İlginç bir attı. Arkadaşlar merak etmeyin ki böyle her atın bir özelliği var. Yavaş diye. Mesela Arap atları hızlı ama korkuyor. Mesela siyah Arap atı hariç tabi. Ama bu atların da her birinin özelliği var. Bu atın özelliği ne bilmiyorum ama muhtemelen böyle korkusuz bir ata benziyor. Bu atı böyle kendiniz aldığınız zaman... Anam, adam asmışlar bu arada. Neyse. Bulaşmayalım. Atımızın lokasyonu arkadaşlar, yeri Ennusbarg'ın yukarısında böyle bir şey var. Bakın. Brandywine Drop diyor ya, onun altında R işareti var böyle. Onun tam burasında arkadaşlar, bakın. Bu civarda. Mutlaka görürsünüz zaten. Ha, izleye yapabilirsiniz. Böyle atı aldığınız zaman kendinizin olmasını istiyorsanız bunu ahıra götürüyorsunuz. Eğer takıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden. Şimdi biz de yakınlarda bakayım neresi var. Pek de yakın bir yeri yokmuş. Vallahi en son burası varmış. Biraz uzak ama. Biraz uzun ama gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu atı alalım. Bu atın böyle tenha, böyle elit bir mekanda olması tesadüf değil. Harika bir at. Zaten inceleyeceğiz şimdi. Önce gidelim. Kendi atamız olsun bu. En azından şu an bir level yapana kadar bizim olsun. İkinci atımız olarak başka bir at var şu an. Onun yerine bunu elde etmiş olalım. Bizim siyah Arap atı da arkada kaldı, iyi mi? Neyse, biz buradan biraz daha böyle kısa kestirme yolları kullanalım. Allah geyik.
Kusura bakma geyik. Bunu yapma. Ha, at bir level oldu. Şu an o at bizim olmuş oldu arkadaşlar. Anam çok hızlı çıktık ya. Harbi at yalnız güçlüymüş ha arkadaşlar. Bayağı böyle fizikli bir at. Böyle şeylerine falan bakmayın yani. Düşük hızlı falan olabilir ama eğeri falan takınca kendine geleceğini düşünüyorum ben. Şuradan aşağı inelim. Atı da bir suya sokalım. Bir kendine gelsin hayvan. Oh tamam. Vallahi güzel at ha. Arkadaşlar. Atlardan gerçekten anlayan arkadaşlar bilir. Oyunda da birçok özelliğini aynısını yapmışlar zaten. Bu at kaliteli bir at arkadaşlar. Zaten görüntü itibariyle gördünüz. Şöyle bir tarayalım ya. Mavi gözlü at arkadaşlar. Şuradan tarayamıyor muyum? İlla inip mi tarayacağız yani? Tamam, bu at bu arada bizim oldu arkadaşlar. Şöyle bir sevelim, inceleyelim atı bir. Harbiden mavi gözlü güzel bir atmış. Endülüs atı, vay vay vay. Harika bir ata benziyor gerçekten. Ben bundan sonra arabatına falan binmem ya, buna binerim. Şimdi bu atımızı bir ahıramıza koyalım, eğerimizi takalım. Böyle ilginç ilginç oyunun her yerine bir şey koymuşlar. Çok hoşuma gitti bu. Arayıp böyle gezip dolanıp her şekilde bir şey bulabiliyorsunuz. Red Dead Online'da oynuyorum ama ben Red Dead Redemption 2'nin normal story modunu da çok seviyorum. Buranın dünyası da bambaşka. Bence çok güzel. Buradan şey var mı acaba ata? De yemek yedirelim lan, hayvan açmış. Bir saniye. Atta da ya, hiçbir şey kalmamış ya. Vallahi hiçbir şey bırakmamışız, iyi mi? Neyse buradan bir şeyler aşı maşı basalım, bir şeyler de kuduz aşıları. Vitamin aşıları arkadaşlar. Hayvan açmış ya. Evet, yabani bir mekandan bulduk tabi. Kolay değil. Bu arada kızmış ha, dişinmiş atımız. Girl dediğine göre hiç dikkat etmedik oyunun başında da yakalarken. Şöyle bir ahırımıza doğru gidelim. Atı da test ediyoruz şu an. Bir yandan. Bayağı iri böyle, sağlam bir at. Gösterişli bir at. Gerçekten oyunun her yerine bir şey koymuşlar yani. Bir at, güzel bir şey koymuşlar. Arkadaşlar ve ben bu araştırmalara devam edeceğim. Özellikle atlar konusunda. Bizim kanalımız at ağırlıklı. Daha çok böyle gizemli olaylar yerine biraz daha böyle Red Dead Redemption 2'de at bulmaya yönelik içerikler üretiyorum ben. Ama siz de seviyorsunuz, izliyorsunuz. Böyle güzel harika atları bulup ben de sizlere paylaşıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. At yoruldu. Evet, biraz fazla koştuk çünkü uzun bir yol. Ama güzel bence yani. Yan görevler var arkadaşlar, maalesef her yerde var. Ben sevmiyorum ya yan görevleri açıkçası. Ahırada gelmişiz. Şu ata bir bakım falan yapalım. Eğer takalım, bir kendine gelsin hayvancağız. Öyle değil mi? Şimdi ahır diyelim. Boş yerimiz varmış. Endülüs atı. Harika. Eğer koy. Bu arada bu atın eğeri en iyi eğer sanırım bir saniye. Ekipman. Eğerler. Birçok eğer var da. Daha önce alınmamış eğerler. Çok ayar var arkadaşlar. Ama bu oyunda online'daki gibi çok fark etmiyor sanırım. Şimdi Endülüs atımızı birazcık geliştirelim.
İsmini ne koyalım? Dur, önce at paketi, bu önemli. Atın adını değiştir. Bunun adını ne koyalım? Mavi göz olduğu için. Mavi gözlü beyaz ejder diyeceğim buna ben. Ejder diyemiyorum. Bu şey var ya, Yu-Gi-Oh oynayanlar bilir o zaman. Mavi koyalım ya, böyle kuş ismi gibi at ya, öyle de olmadı ama. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu atımızı artık resmi bir at haline getirdik. Şu güzelliğe bir bakın. Aman Allah'ım. Şöyle birazcık daha göz önünde bulunduralım. Heh. Güneşe de çıktık. Şöyle inceleyelim. Bakalım. Gerçekten hoş bir at. Fil dişi renklemli arkadaşlar. Nadir bulunan bir at. Zaten satılmıyor bu at. Öyle her yerde de yok. Önemli olan o zaten bizim için. Biz bunu bulduk şu an. Biraz gri araba atına sanki hafiften andırır gibi ama tam hiç benzemiyor yani. Şey, saçı falan farklı bunun. Gözleri mavi. Şöyle birinci mesafeye geçelim hatta, bakalım şöyle. Gözler masmavi, vay vay vay. Olan atın mavi gözlüsünü bir şeyde görmüştüm ben. Mike'ininkinde gördüm, bir de bu. Acaba aynı at türünden mi? Hiç dikkat etmedim ama bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Yine böyle işinize yarayacak bilgiler, atlar buldum mu ya kanalda paylaşacağım. Hafta sonları Red Dead Online yayınlarımız oluyor arkadaşlar. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayalım. Hoşça kalın. Görüşürüz.